Bazen böyle börekçilere gidiyorsunuz, böyle normal klasik işte farklı farklı bildiğimiz börekleri satıyorlar. İşte kol böreğiydi, küt böreğiydi, o bu filan falan, su böreğiydi. Bazen böyle kalın kocaman kocaman börekler var, böyle yüksek yüksek. Onların nasıl yapıldığını size göstermek istedim ve bu tarif biraz ona istinaden, böyle hani hafif böyle yükseltisi var. Dışı mışı filan falan böyle son derece güzel, lezzetli bir şekilde renk almış bir tarif. Öncelikle iki tane hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi solüsyon. Yani yufkaları ıslatacağımız klasik solüsyon. Çok basit. 3 tane yumurtayı böyle bir kabın içerisine kırıyoruz. Hem sarısı hem beyazı. Arkasından üzerine birazcık süt ekleyeceğiz. 1,5 bardak kadar. 1 bardak kadar da sıvı yağ ekleyeceğiz. İşi bitireceğiz. 3 yumurtayı kırdım. Şöyle bir metal çırpma teliyle gayet güzel çalışabiliriz. Önce bu üçünü hafiften bir çırptım. Arkasından şuradan bir tane bardak alacağım. Toplam 1 bardak ayçiçek yağına ihtiyacım var. Çırpa çırpa ayçiçek yağını ekliyorum. Aynı bardakta yine porsiyonlayabilirim. 1 bardak ayçiçek yağı koymuştum. 1,5 bardak kadar da süt ekleyeceğim bunun üstüne. Ve aynı şekilde çırparak solüsyonumu hazırlayacağım. Olay bundan ibaret. Bu bütün yufkaları ıslatmamızı sağlayacak olan genel karışım. O yüzden hani bunu böyle işte aşağı yukarı fazlası var, eksiği yok vaziyetinde. Bunu bu şekilde derince bir kasenin içerisinde hazır etmeniz lazım. İkinci yapacağımız şey ara katların genel hazırlığı. Yani içerisine koyacağımız peynir karışımı. Şu şöyle kenarda dursun. Gelelim peynire. Burada ben 3 tane farklı peynir kullanıyorum. Beyaz peynir, lor peyniri ve kaşar peyniri, ama istediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle bir gramajım var. 125 gram kadar beyaz peynir, 125 gram kadar lor peyniri ve aşağı yukarı hani bir o kadar da, bir bardak kadar rendelenmiş kaşar peynirini. Üçünü böyle bir kasenin içerisinde birleştirdim. Opsiyonel olarak işin içerisine maydanoz ve dereotu da koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Top tamamen sizde. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde davranın. Ben koyacağım ama hani böyle yağ arada birazcık rengi dönüyor, biraz kararıyor, ben sevmiyorum derseniz bak o da kabulümdür. Yani çok da sorun, dert değil. Ama böyle aşağı yukarı yarım bağ yarım bağ her ikisinden de koyarsanız lezzet katacaktır. Bunları da tezgahın üstüne alın lütfen. Aşırı derecede küçük olmasına gerek yok. Birazcık doğrayın. Ufalttık, ufalttık, ufalttık. Direkt olarak buradaki peynirli karışımın üzerine ekliyoruz. Bu da bizim basit, kolay, çok alışageldiğimiz lezzetli böreğin iç harcı. Burada zaten aslına bakarsanız bu tip tariflerde genel olarak hani illa şu olması gerekiyor, kesinlikle bu olması gerekiyor noktasında belli başlı birkaç şey olur. Mesela hani atıyorum bunun içerisine kesinlikle ve kesinlikle şunu koymanız acayip fark ettirir denecek noktada o ya bir baharattır, ya özel bir ottur, ya da böyle özellikli bir şeydir. Ama bunun içerisine siz canınız ne istiyorsa, elinizde ne varsa, evinizde nasıl bir yeşillik, bir iç harç varsa koyabilirsiniz. Mantar koyabilirsiniz, pastırma koyabilirsiniz. Her şey kabulümdür. 10 numara 5 yıldız, siz zaten bu işin üstesinden gelirsiniz. Bir kere bu bizim iç harcımız. Bunu şöyle bir, kaşığa gerek yok, elle mıncıklayarak böyle hafiften bütün peynirleri, maydanozu ve dereotunu bir araya getiriyoruz. Peynirli harcımız da hazır. O da burada. Solüsyonumuz da hazır. Şimdi gelin bunları nasıl birleştireceğimizin üstünden geçelim. Benim böyle bir tencerem var. Fırına girmeye müsait. Niye tencerede yapıyorum bunu? Çünkü yüksek, yani kenarında epey bir yükseltisi var. Bana istediğim yükseltiyi verecek. Bu tip var olan her türlü kapta çalışabilirsiniz açıkçası. Fırına girebilsin. Kenarında plastik bir kulbu vesairesi olmasın, yeter. Öncelikle bu tencerenin içerisini, tabanını, kenarını, köşesini güzelce tereyağla yağlıyorsunuz. Gramaj hiç önemli değil. Mümkün olduğu kadar şöyle yağlayın. Böyle bir parça tereyağı, özellikle alt kısmı, çünkü en altta kalan kısım en az hani alt taraftan tencere ısındığında bunun ısısına maruz kalacak. Bu sebepten dolayı ısı geçirgenliği iyi olan bir tencereyle çok iyi çalışırsınız. Yağladım. Hazırladım tencereyi. Sıra geldi yufkalarla çalışmaya. Toplamda 4 tane yufka ihtiyacınız olacak. Ve bu yufkaları şöyle bir prensiple hazırlayacaksınız. Bir kere kesinlikle
yufkanız mahalle yufkacısından alınan orijinal yufka olacak. Bir tane yufkayı alıyorsunuz. Açıyorsunuz bunu. Sonra bu yufkayı yırtmadan alıp tabanı tencerenin içerisine denk gelecek vaziyette, kenar kısımları dışarıya sarkacak vaziyette bu arkadaşın içerisine seriyorsunuz. Temel prensip şu: mümkün olduğu kadar eşit ve orantılı davranalım ve alt taraftaki yufkayı tencerenin tam böyle yuvarlak kenarına oturacak vaziyette içeriye doğru muntazam bir şekilde serelim. Yani köşe kısımları, dip kısımları, taban kısımları iyice bunun içerisine otursun istiyorum. Güzelce yaptık bu işi. Gördüğünüz gibi hani tencere boyunca bunu yerleştirmiş olduk. Şu hazırladığımız solüsyondan birazcık, çok fazla değil, böyle birkaç kaşık kadar döküp tabanı güzelce nemlendirmenizi isteyeceğim. Aynen böyle. Geri kalan yufkalarla nasıl çalışacağız? Şimdi bak, bir tane yufkayı aldım burada tezgahın üstüne. Yufkayı isterseniz bıçakla, isterseninizle ortadan ikiye, sonra bir daha ortadan ikiye böldüm. Çeyrek yufka var elimin altında. Tamamını buradaki harcın içerisine buluyorum. Ve bu arkadaşın tabanına güzelce yerleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar eşit. Eğer iyice ıslatmazsanız bunu, siz ne yaparsanız yapın, piştiğinde iç taraflar kupkuru kalacaktır. Hiç de güzel, ıslak ıslak, nemli bir hale gelmeyecektir. O yüzden alın bunu, güzelce ıslatın. Birazcık fazla olan sıvısından arındırdıktan sonra bu şekilde yerleştirin. Geri kalan yarım yufkayı da ortadan ikiye kesip aynı şekilde yerleştireceğim. Bu yerleştirme işleminde hepsini ortaya doğru toplamayın. Yani açın bunu böyle, tamam mı? Mümkün olduğu kadar bütün tabana eşit ve muntazam vaziyette yayın. Yani bir taraf çok sıkışık ve yüksek, bir taraf çok az ve seyrek kalmasın. Temel prensibimiz burada bu. Böreğin içini doldururken de siz birazcık kendi zevkinize göre dolduracaksınız. Yani şöyle, hani sadece tek katta börek isterse, tek katta peynir ve benzeri isterseniz hepsini yapıp ara kata kadar geldikten sonra peynir koyabilirsiniz, ama o biraz bana şey gibi geliyor. Hani yani ortada denk gelirsen peynire denk gelirsin. O yüzden ben peyniri iki kata koyacağım. Şimdi ne yaptık? Bir tane yufkayı tamamen serdik tencerenin içerisine. Sonra bir tane yufkayı da dörde böldük, ıslattık ve kat kat olarak yine sermeye devam ettik. İkinci yufkayı aldım, yarısını koparttım ve solüsyonlama işlemine devam ettim. Yani 1,5 yufkayı kat olarak buraya serdim. 1,5 kat olduğunda hazırladığım peynirli karışımdan bir kaşıkla alıp yarısı kadarını bunun içerisine serpiyorum. Aslına baktığınızda anlatırken matematik problemi gibi, ama uygularken gayet basit. Yani iki kat olacak şekilde peynirli karışımı yayacağız. Kolay mı kolay, yapması rahat mı rahat, sizi hiç de zorlamayacak bir modeldeyiz. Yarısını böyle güzelce, ben bir de özellikle kenarlara koymayı çok seviyorum ki, bu şey derlerdi eskiden, bilir misiniz? Ortada kalan kısma damat parçası, damat dilimi derlermiş. Böyle en hani dolu dolu, hani bol malzemenin olduğu yer, orta kısım. Onu da hani kayınvalideler damatlara ikram ederlermiş. Damat dilim, damat parçası kalmasın, her yer eşit olsun. 1,5 kat yufkayı serdik. Üstüne hazırladığımız peynirin yarısını serdik. Aynı şekilde 1,5 kat yufkayı da sermeye devam ediyoruz ıslatıp. Böyle kat kat geldik ve elimizde bir çeyrek, bir de yanlardan kapatmalar kaldı. Kalan peynirli katı da komple seriyorsunuz. Yani yufka, peynir, yufka, peynir, yufka vaziyetinde bir genel dağılım yaptık içeride. Ama siz yani isteğinize göre bunu şekillendirip değiştirip, ne bileyim, tek kat peynir yapabilirsiniz. O zaman daha çok peynir geliyor bana diyorsanız o şekilde yapın, kabulümdür. Yani bu burada olmazsa olmaz bir teknik detay ve benzeri değildir. Şimdi üstünü kapatacağız. Elimde bir çeyrek parça kaldı ve solüsyon zaten yavaş yavaş bitmeye doğru geliyor, görüyorsunuz. Onu da alıyorum, böyle bunun üstünü kapatıyorum. Sıra geldi kenarları kapatmaya. Bakın şimdi
Bundan sonra birazcık fırçayla çalışacağım. Şu kısma birazcık daha solüsyon süreyim. Bunun adı da solüsyon kaldı. Ne denir bilmiyorum vallahi. Yani solüsyon demek daha kolayıma geliyor. Alıyorum. Bir parçasını kapatıyorum. Her kapattığım parçanın üstüne birazcık buradaki bu hafif solüsyondan döküp iyice ıslatıyorum. Eğer ıslatmadan kapatırsanız birazcık fazla kuru kalıyor bu parçalar. Islattıktan sonra diğer parçayı kapatıyorum ve onu da ıslatıyorum. Böyle ıslata ıslata bütün kenarlardaki var olan yufkayı bu şekilde üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. İçlerini, aralarını ve üstlerini bol bol solüsyonla fırçalamayı aman ihmal etmeyin. İyice fırçaladım bu arkadaşı kenarına köşesine. Arzu ediyorsanız üstüne şöyle hani bir parça tereyağı böyle birkaç parça. İsterseniz, istemezseniz hiç koymanıza da gerek yok. Zaten içeride her şey güzel güzel pişecektir. Bu tereyağıyla böyle birazcık fırçalarsanız da üstü hafiften bir renk alır. Hiç yapmazsanız da olur. Dert tasa yok yani. Yapmazsanız daha bile güzel de olur yani. Ben biraz hafif yağlı olsun diye azıcık bir eklemede bulundum. Top sizde. Bu arkadaşı takriben 50 dakika kadar fırında 180 derecede pişireceksiniz. Yanıyor fırın. Hiç vakit kaybetmeden kapağını açıyorum. Atıyorum, hoppa, unutuyorum. 50 dakika kendi kendine yavaş yavaş güzel güzel olacak.